Kırış Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size böyle pofuduk bir boyunluk modeli anlatacağım. Bu modelle sadece boyunluk değil, aynı zamanda atkı da yapabilirsiniz. Ben çift kat, böyle katlanabilir bir boyunluk yapmayı tercih ettim. Siz tek kat ama şurayı daha geniş tutarak, biraz daha geniş ama tek sefer dolamalı bir boyunluk da yapabilirsiniz. Şimdi normal ortalama bir ip kullanıyorum. 4 numara tığ kullanıyorum. Şimdi bu şekilde kullanıyorsanız eğer 36 tane zincir yeterli oluyor. Çift dönen, çift dolamalı bir boyunluk için. Ama daha geniş bir boyunluk istiyorsanız 4'ün katları üzerinde çalışacaksınız. O zaman da 48 tane zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Daha geniş bir boyunluk ya da atkı için. Şimdi 4'ün katları gibi zincirimizi çekelim. Yani çok önemli değil zincir sayısı açıkçası ama önemli olan 40'a yakın zincir çekmeniz gerektiğini bilmeniz. Şimdi ben saymadım, hiç böyle çektim. Küçücük bir model üzerinde göstereceğim size. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şu başta değil de bir sonrakine, buraya 1, aynı boşluğun içinde çalışıyorum. 2, 3 tane ipi çektim. Böyle fıstık yapar gibi. Zaten fıstık yapıyoruz. Araya iki tane zincir. Çok sık örüyorsanız ya da ipiniz ince ise, mesela angora ip gibi bir şeyle örüyorsanız 3 tane zincir. Aynı boşluğun içine o zaman 36 zincir sayısını da yükseltmeniz lazım. 2,5 numara tığla çalışıyorsanız ya da 3 numarayla çalışıyorsanız 36 değil de çift dolamalı da 40-44 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Benimki toplam, birazdan göstereceğim, şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. 3 tane yine aynı boşluğun içine fıstık yapıyoruz ve topluyoruz. Bakın hepsi aynı boşluk içinde, arada 2 zincir var. İpi tekrar tığın üzerine alıyorum. Bu boşluktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa. 4. boşluğa aynı boşluk içinde olacak şekilde, aynı boşluk içinde olacak şekilde yine üçlü bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir araya. İpiniz ince ise 3 zincir ya da çok sık örüyorsanız. Tekrar aynı boşluğun içine 2. Bitişleri ve başlangıçlara çok dikkat edin. 3. Üçlü bir fıstık daha yapıyorum. Hiç zincir yok. Yine 1, 2, 3, 4. boşluğun içine aynı metodu tekrar edeceğim. Evet, 3. bu şekilde fıstığımı da yaptım. Şimdi benim burası söküldü. Bir tane daha zincirim vardı burada. Şimdi son, bu en son noktaya bir tane trabzan yapıyorsunuz. Burası söküldü maalesef. İkili bir trabzan yapıyorsunuz ve yukarıya çıkıyorsunuz. İlk sıranın düzgün olup olmaması çok önemli değil. Sona bir trabzan yapın yeter. 3 tane zincirle yukarı çıktınız. Döndünüz. Şimdi bu V şeklindeki fıstıkların ortasında çalışacağız artık. İpi doluyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincir ve yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3. Her şeyi söyleyecektim. Bu V şeklindeki fıstıkların sayısından bahsedecektim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane V şeklinde fıstık yaptım. Yani bu ortalama çift dolamalı bir boyunluk için uygun. Ama tek dolamalı istiyorsanız bu fıstıklarınızın sayısı 8 değil 11, 12 olursa daha iyi olur. Bu yüzden de 45-50 tane ilmek zincir yeterlidir. Hiç zincir yok. Diğer boşluğa atlıyorum. Bu V şeklindeki boşluğa atlıyorum. Yine V şeklindeki boşluğun içine V şeklinde fıstıklar yapıyorum. Aralara 2 zincir çekilmiş. Hep aynı boşluk içinde çalışıyorum gördüğünüz gibi. Hiç zincir yok yine atlarken. Buradaki son boşluğa atlıyorum. 3 1 2 ve yine aynı boşluğun içinde çalışmaya devam ediyorum. Üçlü bir fıstık yaptım. Ve buradaki başlangıçtaki
şu çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına gelecek şekilde mutlaka bitişlerde her zaman bir trabzan yapıyorsunuz ki kenarlar düzgün gözüksün. Başlangıçları 3 zincirle yukarıya çıkıyorsunuz. Şimdi çıktığım gibi çıkıp dönüyorsunuz. Bitişlerde de mutlaka bakın ilk boşluğumun içine yine V şeklinde bir fıstık yapacağım. Bitişlerde de mutlaka son noktaya bir trabzan yapıyorsunuz. Aksi takdirde model düzgün durmayacaktır. Ve yine hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atlıyorum. İki fıstık arasına iki tane ya da üç tane zincir çekiyoruz. Ama bir boşluktan diğer boşluğa atlarken hiç zincir yok. Evet, son üçüncü fıstığı yaptıktan sonra bakın buradaki şu zincir görüntüsünün tepesindeki noktanın içine bir tane trabzan yapıp bitiriyorum. Sonra bana dönükken yine bu üç zinciri çekip o şekilde dönüyorum ki kenarlar daha düzgün dursun. Metodu aynı şekilde tekrar ediyorum. Ta ki istediğim uzunluğa gelene kadar. Şimdi size santim olarak istediğimiz ölçüleri anlatacağım. Ama bana göre en uygun yöntem ne kadar örmemiz gerektiği konusunda uygun olan yöntem boynumuza dolayarak bulmak. Bakın. Başlangıçlarda 3 zincirle çıktım. Bitişleri trabzanla bitirdim. Evet, şimdi belli bir miktar ördük. Bunu ne kadar örüyorsunuz? Aslında bu kişiye göre değişir. Boynunuza 2 defa dolayın. Yeterli olduğunu düşündüğünüz yerde bırakabilirsiniz. Ben 140 santim yaptım. Benim için uygun olan oydu. Biraz aşağı doğru sarkık istiyorsanız 1,5 metre kadar yapabilirsiniz. Daha boynunuzu saran bir şey istiyorsanız daha az yapabilirsiniz. Karar sizin. Şimdi elinizle düzletiyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Bakın böyle hiç kıvrılma yok. Bu şekilde. Şimdi karşılıklı getiriyorum. Bunu sadece tığla değil, iple de yapabilirsiniz. Yani iğne iple de yapabilirsiniz dikerek bu birleştirme işlemini. Karşıya geçtik ve bu şekilde. Buradaki üst boşluktan tığımızı geçiriyoruz ve karşı taraftaki üst boşluktan geçiriyorum. Şu şekilde birleştiriyorum ben. Bakın. Böyle birleştiriyorum. Yani dikiş gibi oluyor görüntüsü. Siz diğer sık iğne yaparak da yapabilirsiniz ama biraz kabartılı bir görüntü oluşuyor yukarıya doğru. O çok hoşuma gitmiyor. Karşılıklı böyle boşlukları birleştirerek ilerleyin. Sıra sonu denk getirin. Yani buradaki şu iki kısım birbirine denk gelecek şekilde ilerleyin. Sıranın sonuna geldim. Karşılıklı iki bölümü de böyle bu şekilde denk getirdim. Bir iki tane zincir atın. Zincir çekin. Kesin. Bunu niye yaptım? Burayı sökülmenin önüne geçmek için. Bu arada sağ alttaki abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sonra bunu şu şekilde içeriye alıyorsunuz ipi. Ki dışarıda gözükmesin dışarıdan. Sonra da şurayı kesersiniz. Bakın birleştirmeyi yaptım. Şimdi bu şekilde boynumuza takabilir hale geldi. Evet. Hepinize kolay gelsin.